Değerli misafirler, değerli izleyiciler, değerli fuar organizatörleri, değerli fuarcılık camiasının mensupları bu akşamki Fuarista sahnesine hoş geldiniz. Fuarista sahnesini ilk defa izleyenler için kısa bir açıklama. Nedir bu Fuarista sahnesi? Nereden çıktı başımıza? Nasıl bir etkinliktir? Fuarista sahnesi fuarcıların bir araya gelip fuarcılık konuştuğu, fuarcılığın farklı bölümlerini konuştuğu sanal bir buluşma. Varsayın ki bir sofrada oturmuşuz hep beraber bir akşam vakti yemeğimizi yemişiz tatlı tatlı sohbet ederken bir konuğumuz var veya iki üç konuğumuz var ve bir konuk çerçevesinde sohbet ediyoruz, konuşuyoruz, fuarcılık etrafında konuşuyoruz. Fuarista sahnesi pandemi döneminde doğan Zoom gibi dijital platformları tanıdıktan sonra hoş güzel teması olan bir buluşma, bir sohbet ortamı. Bu akşam 19. Fuarista sahnesini yapıyoruz. Ve bu akşam çok çok değerli iki konuğum var. Sedef Grubu'nun yöneticilerinden Gökhan Akbulut ve Abdullah Çakmanuz aramızda. Öncelikle çok kısa bir hoş geldiniz diyeyim Gökhan Bey, Abdullah Evet. Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hoş bulduk. Teşekkürler. Sözü size vermeden ben yine biraz girizgah yapmak istiyorum. Şöyle ki yıllar yıllar önce acemi fuarcı sahaya inmişiz. Ampaş'ta GrowTech fuarını kuruyoruz. Fuarcılıktaki ilk yılım, ilk fuar kuruluşum. Hem de güzel bir görevle başlamışız fuar proje müdürü sıfatıyla. Derken böyle sahada boğulduk. Sahada tanıdığım ilk kişilerden Gökhan Bey her türlü nazımızı çekti, her türlü derdimizi karşıladı, her türlü problemli müşteriyle sıkıntıyı çözdü. O gündür bugündür bazen çalıştık, bazen çalışmadık ama çok güzel bir dostluk oluştu, çok güzel bir arkadaşlık oldu. Ne zaman bir alo desek karşılıklı olarak böyle sağ olsunlar her zaman yanımızda oldular, her zaman destek oldular. Bu akşam da çok çok teşekkür ederim. Sedef Grup adına Gökhan Bey, Abdullah Bey'i kırmadınız. Aramızdasınız ve uzun zamandır aslında arzu ettiğim bir bakış açısıyla aramızdasınız. Fuarcılık sektörünün ortak paydası olan fuar stand sektörünün ilk temsilcileri olarak bu akşam aramızdasınız Fuarista sahnesinde. Bu vesileyle umuyorum, diliyorum çok keyifli, çok güzel bir sohbet olacak. Tekrar hoş geldiniz diyeyim ve sözü size vereyim. Gökhan Bey, önce sizden başlayalım. Hani yaş itibariyle biraz daha da büyümüşsünüz. Gökhan Akbulut kimdir? Bu fuarcılık işlerine nasıl bulaştı? Sonra Abdullah Bey aynı soruyu size soracağım. Abdullah Çakmanız kimdir? Bu fuarcılık işine nasıl bulaştı? Buyurun Gökhan Bey, hoş geldiniz tekrar. Teşekkür ederim. Öncelikle vakit ayırıp bizle bu hoş sohbete katılan bütün dostlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah keyifli vakit geçiririz hep birlikte. Güzel bilgiler paylaşırız birbirimizle. Buna vesile olduğunuz için de size ve Aslı Hanım'a da ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Gökhan Akbulut kimdir? Gökhan Akbulut 92 yılında tamamen bir tesadüf eseri fuarcılık sektörüne MOSEM'le tanışması vasıtasıyla girmiş biri. MOSEM tabii Türkiye'deki fuarcılık, fuar hizmetini başlatan ilk firma diyebiliriz. Dolayısıyla bu işin de biraz okulu gibi. Orada başladım ve güzel görevler aldım ve öğrendim. Sektörü tanıdım, güzel insanlar tanıdım, iyi müşteriler tanıdım ve orada tanıdığım insanlarla da hala o dostluklarımız sürüyor. 96 yılında da müsaade isteyerek MOSEM'in sahiplerinden, ya ben bu işi kendim yapmak istiyorum, hatta birkaç kişi yapacağız bunu ortak olarak dedik ve ayrıldık. Güzel bir ayrılma oldu. 96 yılında 3 kişi biz Sedef Fuar ve Kongre hizmetlerini kurduk. Dolayısıyla şeyimiz o, başlangıcımız o. Sektöre girişiniz 96 Gökhan Bey. Yani 92'de girdim MOSEM'le ama Sedef'i 96'da kurduk. Dolayısıyla hani şu anda 25 yılı aşkın bir süredir Sedef devam ediyor. İnşallah yeni jenerasyonuna da daha nice 25 yılları da atlayacak ve başarıları imza atacak diye düşünüyorum.
Şimdi tabii ben bu işe girerken hani dedim ya tesadüf eseri. Hani fuar o zamanlar fuar ya herhalde Luna Park, Panayır tarzı bir şeyler kuruluyor gibi düşünüyorduk. Girince bambaşka bir dünya olduğunu, tamamen profesyonel, iş odaklı bir iş olduğunu gördüm. Ve sevdim de çünkü bu iş yani burada herkesin herhalde ortak kanısıdır. Yani sevilmeden yapılacak bir iş değil. Sevmezseniz bunu yapamazsınız. Hayat tarzınız olması lazım bir derecede. Doğru. Dolayısıyla severek bugünlere kadar geldik. Yorulduk mu? Yorulduk. Üzüldük mü? Kimi zaman üzüldük. Sevindik mi? Sevindik. Ama en nihayetinde acısıyla tatlısıyla bugünlere getirdik. Tabii zaman durmuyor, gelişiyor, çağ ilerliyor, teknolojiler gelişiyor. Biz aklımızın yettiğince bir yere kadar getirdik. Artık bundan sonra da gençler vizyonlarını kullanıp daha ileri noktalara götürürler diye düşünüyorum. Çok uzatmayayım Burada hemen ben vaktimiz sözü sınırlı. Abdullah Bey'e vereyim isterseniz. Evet, Abdullah Bey, sizi teşekkür tanıyalım. ederim. Kimdir Abdullah Çakmanoğlu? Nasıl bulaştı bu fuarcılık işlerine? Buyurun. Evet, herkese merhabalar, iyi akşamlar. Mehmet Bey ve Aslı Hanım, sizlere de tekrardan teşekkür ediyoruz. Böyle bir ortam oluşturduğunuz için. Abdullah Çakmanuz, biraz önce Gökhan Bey'in bahsettiği o meşhur üç kişiden biri olan Asım Bey'in oğluyum aynı zamanda. 8 yıldır aktif olarak Sedef Grup'a hizmet ediyorum. Ama öncesinde de şöyle bir şey var. Gökhan Bey'in yine biraz önce bahsettiği gibi 96 yılında kurulan firma. Ben kendimi bildim bileli bu sektörün içerisindeyim. Hani daha çok küçük yaşlardan beri babamın elimden tutup kurumlara, sökümlere ve fuarlara götürmesinden tutun da lise ve üniversite çağında bile böyle başka bir iş düşünmemiş, üniversite zamanında bile tercih yaparken bile mesleği belli olan bir kişiyim. Hatta bakıyorum şöyle katılın şu an bizi izleyenlere de hani muhtemelen hepiniz böyle belli bir üniversite zamanında ya da o zamanlarda farklı bir işler de yapmış olabilirsiniz. Kendimi sizden ayırıcı bir özelliğim. Ben başka hiçbir iş yapmadım. Yapmayı da düşünmedim. Bu etkinlik sektörünün içine doğdum diyebilirim biraz. Böyle Gökhan Bey'in de dediği gibi ikinci jenerasyon olarak grup firmamıza hizmet veriyoruz. Çok güzel. Peki Gökhan Bey, ben size tekrar döneyim. Şimdi 25 sene kadar önce Sedef'i kurdunuz. İlk etapta niyetiniz fuar yapmak mıydı? Fuar standı yapmak mıydı? Nasıl çıktınız yola? Niyet neydi ilk etapta? Valla ilk etapta benim fuarcılık anlamında bildiğim iş, evet bildiğim iş hizmet vermekti. Fuarlara teknik hizmet verme amaçlı biz yola çıktık. Ana hedefimiz buydu. Yani organizasyonu düşünmedik çünkü organizasyon hani farklı bir taraftı. Biz biraz teknik bir ekiptik. Dolayısıyla olayın teknik tarafına düşünerek ağırlık verdik. Tabii biz 96'da kurduğumuzda hani imkanlar bu kadar gelişmiş değildi. Ne bileyim her şey insan gücüyle oluyordu. Makine çok az kullanılıyordu. Özellikle malzemelerin alanlara yüklenmesi, boşaltılmasında, şunda bunda. Ama biz tabii şeyimizi de biliyorduk, yani yeteneklerimizi de biliyorduk. Dolayısıyla bu yeteneklerimizle kendimizi İstanbul dışında biraz pişirmemiz gerektiğini de düşünüyorduk. Öncelikle İstanbul dışındaki fuarlara hizmet götürme anlamında bir gayret sarf ettik. İşte Antalya, işte Anfaş binası ilk açıldığında biz Anfaş'ın yetkili hizmet sağlayıcısı olduk. Ankara'da uzun yıllar ANFA'da Atatürk Kültür Merkezi'nde hizmet verdik. Anadolu'nun farklı noktalarına gittik. Yani Kars'ından Iğdır'ına, Trabzon'undan Diyarbakır'ına. O zaman tabii bu kadar fuar amaçlı salonlar yok. Hep kurulan membran yapılarda fuarlar, çadırlarda yapılıyordu.
Dolayısıyla zordu. Yani hem gittiğiniz şart zordu, altyapı şartları zordu, ulaşım imkanları bu kadar çeşitli ve kolay değildi. Yani zorluklarla kurduk bu sistemi. Ama 2000'li yılların başında artık İstanbul'dan da talep almaya başladık. İstanbul'da fuar organize edenler, özellikle kongre organize edenlerle irtibatlarımız oldu. 2000'li yılların başında, ilk yıllarında uluslararası kongreler İstanbul'a yoğun gelmeye başladı ve biz o kongrelerden birinin tüm hizmetini yüklendik ve yabancılarla çalıştık burada. O anlamda o bizim için bir atlama noktasıydı, referans oldu bize. Ve dünya diyebilirim, kongrecilik anlamında dünyadaki ileri çıkan kongre organizatörleri, acenteleri bizi duydu, tanıdı o yaptığımız iş vasıtasıyla. Ve o yıllardan sonra İstanbul'da daha ağırlıklı hizmet vermeye başladık. Yavaş yavaş Anadolu'dan ayağımızı çekmek zorunda kaldık. Çünkü yetişme şansımız yoktu her iki tarafa da. Bu noktada ben Ama şunu sorayım Gökhan Bey, bölüyorum sözünüzü. Sizin diğer fuar organizatörlerinden farklı olarak piyasada birçok organizatörün bildiği siz sadece fuar standı yaptırmak isteyen bireysel katılımcılara değil ama çoğunlukla fuar organizatörlerinin de tercih ettiği çözüm ortağı olarak çalışabilecek az şirketten birisiniz. Pazarda, piyasada görebildiğimiz kadarıyla. Yüzlerce şirket tedarikçi olarak farklı stand yapan müşterilere, katılımcılara hizmet ediyor ama organizatörle çalışabilecek kabiliyette olan az şirketten birisiniz. Bu bir tercih miydi? Şartlar mı bu şekilde geliştirdi? Nasıl geliştiniz bu tarafa doğru? şimdi tercih tabii ki biz hani şartlar evet biraz bizi o tarafı itekledi ama biz hani o yönde bir tercihimiz olmasa tabii ki o tarafa çok yüklenmezdik. Bu bir tercih meselesi. Yani şu anda evet dediğiniz gibi Türkiye'de ofisi olan ve Türkiye'de fuar organize eden uluslararası birçok şirketin de biz burada hizmet sağlayıcısıyız. Genel anlamda fuar altyapı hizmetini veriyoruz ama şöyle bir şeyimiz var, şöyle bir özelliğimiz var. Yani standını kurarken elektrik hizmetini verebiliyoruz, işte mobilya hizmetini aynı yelpazede verebiliyoruz, grafik hizmetlerini kendi çatımız altında üretip verebiliyoruz. Yani birçok yelpazede onlara hizmet sağlayabiliyor. Sadece gidip standlarını kurup hadi fuarı açtık güle güle demiyoruz. O hizmetlerin tamamını verip fuar bitene kadar da tabii ki orada hani bizi temsilen orada yaşanacak sıkıntılara ve aksaklıklara müdahale edecek ekip bulunduruyoruz. Arkadaşlarımızı bulunduruyoruz. Yeri gelmişken tabii ben hani bize güvenip işlerini bize emanet eden fuar organizatörü dostlarımıza da teşekkür ediyorum. Uzun yıllardır bizimle çalışıyorlar. Biz de onların bu güvenine mazhar olmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla yeri gelmişken sizin vasıtanızla tekrar bir teşekkür edeyim onlara. Eyvallah, çok sağ olun. Umarım duyuyorlardır. Aramızda olanlar da var. Daha sonradan yayını izleyecek olanlar da var. Bu ara hemen kısa bir hatırlatmada bulunayım bir sonraki soruya geçmeden. Sorunuz varsa değerli arkadaşlar iki türlü sorularınızı sorabilirsiniz. Arzu ederseniz chatten yazabilirsiniz. Ya da el kaldırma özelliğini kullanaraktan söz hakkı isteyebilirsiniz. Arada özellikle sonlara doğru sorular oldukça söz hakkını vermeye çalışacağız. Ben Abdullah Bey'e dönmek istiyorum. Abdullah Bey, bugün itibariyle baktığımızda
Sedef Grup, belirli bir büyüklüğe ulaşmış gruplardan bir tanesi. Tamam, az önce konuştuğumuz gibi, Gökhan Bey'in de söylediği gibi birçok fuar organizatörünün çözüm ortağı gibi bir rolünüz de var pazarda. Ama hani iş yapınıza baktığınızda işlerin çoğunluğu yurt dışında mı, yurt içinde mi, İstanbul yoğunluklu mu, Anadolu mu, nasıl bir yapınız var? Ne tarafta iş yoğunluğunuz var Abdullah Bey? Aslında baktığınızda hani paket standtan özel dekora nasıl birçok kalemde hizmet veriyorsak hizmeti verdiğimiz yerde aynı şekilde çeşitleniyor zamanla. Yurt içinde ve yurt dışında birçok proje imza attık bu zamana kadar. Pandemi öncesinde yani 2000'li yıllardan pandemi öncesine kadar hatta 2016-17'lere kadar yurt içinde çok ciddi yabancı kongreler düzenlerken aynı zamanda yurt dışında da hizmet veriyorduk. Şu anda da bir değerlendirme yaptığımızda çoğunluğumuz evet yurt içi ama yurt dışında da ciddi projelere, kurumsal firmalara hizmet veriyoruz. Milli Efendim? Katılımlar da dahil mi buna? Milli katılımlara da destek veriyor musunuz? Milli katılım organizatörleriyle yoksa sadece bireysel mi daha çok gidiyorsunuz? Milli katılım organizasyonlarına da hizmet veriyoruz. Eskiden daha çok hizmet veriyorduk ama işte bu tamamen stratejiyle alakalı. Bütün dünyaya yetemiyorsunuz maalesef ya da bütün işlere yetemiyorsunuz. Burada biraz daha seçici davranmak durumunda kalıyoruz. Eyvallah. Gökhan Bey, ben şeyini sormak istiyorum size. Şimdi stand yapımı deyince az önce Abdullah Bey'in dediği gibi çeşitli çeşitli stand tipleri var, stand türleri var. Ama daha da enteresan, 3-4 yıl kadar önce bizim Foresta eğitimleriyle ilgili sohbet etmek için yanınıza geldiğimde, sektörü biraz analiz ettiğimde, sektörde bir hayli oyuncu olduğunu söylemiştiniz özellikle stand yapım tarafından. Hani pandemi, geleceğiz pandemi ama pandemi öncesi manzaraya bakmamız gerekirse nasıl bir stand yapım sektörü vardı, kaç oyuncu vardı, nasıl bir büyüklükten bahsediyoruz, yani nasıl bir ekonomi? Hani kabaca bize bir fikir verebilir misiniz stand yapım sektörüne dair? Şimdi çok sağlam rakamsal bilgiler yok elimizde. Yani ne kadar firmanın bu alanda hizmet verdiğine dair. Ama belli başlıcalarını biliyoruz tabii. Ama hani bütün hizmet anlamında, hizmetin tamamını organizatörlere vermek anlamında hani iki elin parmakları kadar bile yok diyebiliriz. Hı-hı. Ama bireysel katılımcı firmalara kurumsal kimliklerini yansıtmak amacıyla özel standlar yapan hani çok firma var. Hani şirket olmayanlar var, şahıs olanlar var, atölye olanlar var. Dolayısıyla hani çok net bir rakam yok elimizde ama sadece konuşulan pandemi öncesinden bahsediyorum. 3000'lerin üzerinde gibi bir rakam konuşuluyordu. Ha, salgın sonrası ne durumda açıkçası onu bilmiyoruz. Onu fuarlar tam kapasiteyle başladığında kimler yok diye ancak alanlarda görebiliriz ya da duyduklarımızla öğrenebiliriz bunu. Bir de şundan bahsetmek istiyorum ben. Hani bizim iş kolumuzda bir dernek vardı. Şimdi bir dernek daha kuruldu. Dolayısıyla o derneklerin çatısı altında çok bir üye adeti yok. Dolayısıyla hani kayıt altında değil sektör biraz daha. O sebeple hani doğru rakamı bulmak zor. Ama şunu da duyuyoruz, salgın nedeniyle birçok insanın bu işi bıraktığı, hatta memleketine yerleştiği konuşuluyor, başka işlere yöneldiği konuşuluyor. Dediğim gibi yani hızlı yürümeye başladığında sektör bunları çok daha şu kişi bırakmış diyebileceğiz. Dolayısıyla şimdi çok bir şey yok elimizde ama şu bir gerçek,
maliyetlere gelen artışlar, hem ürün maliyetlerine hem işçilik maliyetlerine gelen artışlar tabii ki burada bir eliminasyona sebep olacak, bir elekten geçirecek. Dolayısıyla sermaye yapısı güçlü olanlar belki buradan biraz daha güçlenerek çıkacak. Doğru sermaye yapısıyla bu salgına yakalanmamış olanlar da herhalde biraz daha sıkıntı çekecek diye düşünüyorum. Şimdi bu noktada yani, ben size şunu sorayım Gökhan Bey. Şimdi pandemiye girmeye başladık yavaş yavaş. Pandemide ne oldu? Nasıl yaşadınız pandemiyi? Nasıl bir zorlukla geçirdiniz Abdullah Bey, Gökhan Bey? Hani kime vereyim sözü bilemiyorum ama siz talip olun. Şimdi hatırlayalım, takriben 2 seneye yakın bir zaman önce Mart ayına kadar her şey güldük gülistanlıktı. Projelerimiz, fuarlarımız, etkinliklerimiz, işte stand o yetişmiyor, bu yetişmiyor, aman benimkisi bir an önce yap falan gibi bir havadan birden Mart'ın ortasında bıçak gibi kesildi. Ne oldu sonra? Nasıl geçti 2020? Şimdi biz hiç unutamadığım bir dönemdir o. Önümüzde uluslararası katılım, uluslararası organizatörün fuarları vardı ve biz hazırdık, ambalajlamıştık tüm ürünlerimizi. Artık tıra yükleyecektik. Ve bir anda fuarlar iptal edildi. Yani iptal edildi derken tabii merkezi yönetim bu tip etkinlikleri belli bir süre, yanlış hatırlamıyorsam Haziran'a kadar yasakladı. Dolayısıyla hepsi iptal olmak zorunda kaldı. Ya tabii önce bir bocaladık falan filan ama dedik ki yani yapacak bir şey yok. Bir bildikleri vardır bizi yönetenlerin. Sorduk, meslektaşlarımızla konuştuk, ettik falan. Ve biz de tabii o tedirginlikle, yani o yayılım her geçen gün hızlanmaya başlayınca dur bakalım bir etrafı görelim ne olacak, bir bekleyelim dedik ve tüm ekibimizi ofisten evlerine gönderdik. Dedik bekleyelim, iş yok, hani salgın da yayılıyor, bir bakalım, mutlaka bizi yönetenler buna bir açıklama, bir detay getirecekler. Dolayısıyla 1 Nisan'a kadar ilk etapta biz dedik hadi bakalım eve gidiyoruz. Ve 1 Nisan'dan sonra da sanıyorum devlet belli tedbirler aldı. O anlamda hani destekleme, iş sektörü ya da iş dünyasını desteklemek anlamında belli kararlar aldı. Ve 2020 yılı sonuna kadar biz ofiste değildik. Ofiste değildik ama ne yaptık? Tabii çok hızlı bir ayrılma olduğu için hala kanımız kaynıyor, işe gitmek istiyoruz falan. Hı hı. Tabii gidince kimse yok ortalıkta. Hani gitmenin de bir anlamı yok. Ama biz o sıcaklık devam etsin diye işte 2020 yılı içinde ekibimizle hani Zoom toplantıları yaptık, hallerini hatırlarını sorduk, ne yapıyoruz, ne ediyoruz, işte kafamızdakileri onlarla paylaştık, onlar bize duygu düşüncelerini, sıkıntılarını aktardılar. Hani böyle şeydi, çok hatırlamak istemediğimiz bir dönemdi o 2020 sonuna 2021 kadar. 2021 nasıl geçti peki? Yani 2020'nin de hani neredeyse ilk yarısı çok tatlı değildi. Hani baktığımız zaman hani fuarlar açılmamıştı henüz, çok fazla organizasyon yoktu. Tek tük denemeler duyuyorduk ama hani nasıldı bu denemeler, başarılı mıydı değil miydi? 2021'in de hani ilk yarısına baktığımız zaman hani bir yıl nasıldı? 2021'in de ilk 7-8 ayı tabii zayıftı. Yani işte takvime konulan fuarlar ama iptal edildi, ertelendi, ötelendi. Dolayısıyla ilk 7-8 ayı çok etkinlik anlamında çok doyurucu değildi. Tabii biz bu arada hani bunu da yaparken hani, çünkü yetiştirdiğimiz kalifiye bir ekibimiz var. Bu ekibi de kaybetme düşüncesinde değildik. Yani bu ekip, hani işler mutlaka açılacak, biz bu ekiple yine devam edeceğiz düşüncesindeydik. Dolayısıyla kimseyi hani bünyemizden ayrılmasın,
gayretindeydik ama kendi isteğiyle tabii ayrılanlar, sektörü bırakanlar, İstanbul'dan ayrılanlar oldu. O anlamda bir kaybımız oldu. 2021'in ilk 7 ayı da gene sıkıntılı geçti. Fakat tabii bütün etkinlikler 22'nin son çeyreğine yığılınca orada muazzam bir yoğunluk yaşadık. Çok şükür hani bir sıkıntı yaşamadık, yaşatmadık diye de düşünüyorum. Bize dönüşler o yöndeydi. O anlamda yani 2021'in son çeyreği bizi umutlandırdı ve dedik ki evet artık biz bu salgın olayına alıştık. Herhalde bu yavaş yavaş da geri gidiyor. 2021'in son çeyreği gibi biz deparlı başlayacağız diye düşünüyorum. Tabii genç jenerasyon olarak Abdullah'ın da mutlaka bu anlamda hani birlikte konuştuğumuz bazı şeyler vardı. Orada çok ince noktalara değindiğini hatırlıyorum. Onları kendi ağzından aktarsın bize isterim. Evet. 22'ye yönelik mi? Yani 22 nasıl geçecek diye mi soralım yoksa 2021 nasıl geçti, 2022 nasıl geçecek mi diye soralım Abdullah Bey. Şöyle yani, ben kısa bir özetleyeyim isterseniz. Hani şey kısmını, bu pandemi kısmını ben de hızlı geçmek istiyorum. Çünkü böyle çok hatırlamak istemeyeceğimiz bir dönem. Çok kısa bir anekdot aktarayım. 2020 yılının Mart ayında Türkiye'ye gelmişti pandemi. Biz Mart ayının ilk haftası Düsseldorf'ta Euroshop, meşhur Euroshop fuarında Sedef grubunun standı vardı. Kendi standımızı kurmuştuk, katılımcıydık. Orada hani Çin'de bir şeyler oluyor ama biz hani güllük gülistanlık, her şey devam ediyordu. Türkiye'ye geldik, böyle bir hafta 10 gün sonra ilk vakalar vesaire çıkınca hani bırakın bizim sektörü, Türkiye'yi, bütün dünya hazırlıksız yakalandı diyebiliriz bu olaya. Hatta çok iyi hatırlıyorum, hani aşağıda üretimleri bitmiş, yüklenmeye hazır malzemelerimiz paletli şekilde, hani hafta sonu mu yükleyelim, pazartesi sabahtan mı alana indirelim muhabbetleri olurken birden fuarların ertelendiği, iptal edildiği, hani daha önce hiç hayatımızda duymadığımız terimler. Hatta Hasan İrtenk beyefendi var. Biz ekibimizle hala birlikteyiz. 40 yılı aşkındır bu sektörde kendisi de. Nacizane kendisine sordum. Hasan abi dedim, hani sen gördün mü, böyle bir şey duydun mu daha önce? Hayır Abdullah dedi. Yani ben hayatımda fuar sektörünün, etkinlik sektörünün böyle etkilendiği bir dönem ben bile görmedim demişti. O yüzden oralara hızlı geçmek istedik açıkçası. Tabii bu alışmışız fuar temposuna, biri açılmadan diğer fuarın kurulumuna, biri sökülmeden diğerini depoda hazırlamaya. Ciddi bir boşluğa düşünce ne yapabiliriz, ne edebiliriz, farklı neler yapabiliriz derken biz o safhada da sektörün tamamen dışında Tiny House dediğimiz, Türkiye'de Tiny House denilen Hane House firmamızın fikri doğdu. Biz bu arada hani o boş zamanı değerlendirmek için de biraz mobil evler diye de geçen Tiny House sektöründe bir girişimde bulunduk. 2021 yılının bize ya da pandeminin katkısı açıkçası o oldu. Hani tek artısı diyebiliriz. Şu anda da gayet iyi gidiyor. Hatta tamamen ekibini ayırdık, kendi ayakları üzerinde de duran bir firmamız haline geldi. 2021 yılını özetlemek gerekirse bizim açımızdan son çeyrekten oluşuyor 2021 yılı da. Gayet olumlu ve yoğun bir şekildeydi, çok şükür. 2022'de de ümitlendik, hatta şu anda da iyi bir, hızlı bir şekilde başladık iki hafta öncesinde. Hatta bugün açılan bir fuarımız vardı. Bir ekibimiz şu anda Almanya'da, Köln'de meşhur çikolata fuarında. Efendime söyleyeyim, önümüzdeki haftalarda da her hafta bir işimiz var. İnşallah 2022'de, 2021'in son çeyreğinde aldığımız hızla iyi tamamlanacak diye ümit ediyorum. Çok güzel. Peki ben her ikinize de şunu sorayım. 2022
Öncelikle sizin açınızdan bakınca, yani Sedef Grup açısından veya stand yapımcılar açısından bakınca nasıl geçeceğini tahmin ediyorsunuz? Yani çok fuar ötelendi, ertelendi, yapıldı, yapılmadı, bir sene, 2 sene aradan sonra yapılan fuarlar var. Nasıl görüyorsunuz kendi cephenizden bakınca 2022'yi? Şimdi hani 2021'in son çeyreği bizi açıkçası çok umutlandırdı. Dedik ki hani tabii şöyle bir spesifik özelliği vardı o dönemin. Hani yapılamayan, ertelenen, iptal edilen bir sürü fuar o son çeyreğe sıkıştı. Dolayısıyla hani İnsanüstü bir yoğunluk vardı. Bu bir tek bizde değil, herkeste vardı. Fakat yaşadığımız en büyük zorluk, ki salgının herhalde sektörümüze verdiği bir hasarlardan biri de bu. Ekip sıkıntısı, eleman sıkıntısı. Yani kendi ekibimizin yetmediği durumlarda dışarıdan destek aldığımız ekip bulmakta zorlandık. İşte kimi hani artık memleketine gitmiş, kimi bu sektörü bırakmış bir durumdaydı. O bizi endişelendirdi ama işte o yoğunluk, son çeyrek yoğunluğu bizi 2022 ve ilerisi için umutlandırdı. Yani 2022 yılında şimdi biz fuar takvimi, TOBB'un yayınladığı fuar takvimi endeksi çalışıyor bizim birkaç firmamız bünyemizdeki. Dolayısıyla o fuar takvimine odaklıyız biz. Yani o fuar takviminde hani müşterilerimizin fuarlarını bakıyoruz ve ona göre biz kendimize bir bütçe oluşturuyoruz. Yeni yılın, gelen yılın bütçesini oluşturuyoruz. Bununla birlikte şunu da gördük ilk son çeyrekte. İnsanlar artık fuarları özlemiş. Katılımcı da özlemiş, ziyaretçi de özlemiş, organizatörler de özlemiş. Dolayısıyla herkes biz fuarlarımızı yapacağız diyor ve bunun bir görüntüsü olarak da işte 2022 fuar takvimi de açıklandı. Yaklaşık 360'a yakın fuar şu anda takvime girdi. Ara kayıtlarda mutlaka olacak. Yine 400 bandını zorlayacak gibi görünüyor fuar. Hani inşallah bir sıkıntı olmaz, böyle salgın gibi yaşadığımız bir durum olmaz. Hani tempo kazanıp ben 2-3 yıla eski 2000 salgın öncesi 2015-17 bandındaki yoğunluğu yakalar diye düşünüyorum. Ümitliyim de bundan. Hani işini yaptığımız dostlarımızla da konuşuyoruz. Onlar da biz artık yapacağız fuarlarımızı. Yani her türlü tedbiri alıyoruz. Zaten pandeminin de salgının da geldiği durum ortada. Dolayısıyla hani aşı, güvendiğimiz bir aşı var. Biz ona göre tedbirlerimizi de alıp bu işi yapacağız diyor. Bu da bize ümit veriyor. Biz de diyoruz ki hadi bakalım sizin fuar yaparsanız biz de sizle birlikteyiz. Dolayısıyla çok ümitliyiz biz bu anlamda. İnşallah da öyle olacak diye düşünüyorum. Abdullah Ben 2021'de şunu gözlemledim. Biz her hizmet verdiğimiz organizatör olsun, bireysel katılımcı olsun, hatta organizatöre hizmet verdiğimiz paket standdaki dolaylı yoldan müşterilerimiz de olsun, hemen hemen herkesle biz temas kurmaya çalışıyoruz. 2021 yılında çok enteresan bir şekilde evet fuarlar oldu. Geçmiş yıllara göre kapasiteleri azalarak gerçekleşti. Ama katılımcısından ziyaretçisine memnuniyetin çok had safhada, yani çok ciddi yükseklikte olduğunu ben gözlemliyorum. Yani bunu birebir katılımcısı ve ziyaretçi portföyünün söylemi bu. Evet, katılımcısı azdı, ziyaretçi azdı ama çok verimli geçti 2021 yılında fuarlar. Hatta pandemi şartlarını bahane ederek fuardan çekilen katılımcıların sektörden ve fuara katılan firmalardan bu duyumları aldıklarında ya keşke yerimizi iptal etmeseydik, keşke biz de fuara katılsaydık söylemlerini birebir ben de şahit oldum.
O yüzden hani hem 2021 yılında verim alan firmalar ve ziyaretçiler hem de 2021'de katılmayıp da pişman olan firmalar şu an 2022 yılında çok ciddi bir beklenti içerisinde. Zaten etkinlik sektörümüz, fuar sektörümüz sektör profesyonellerini bir araya getiren bir platform olduğu için insanlar bu pandemide de en çok buna eksikliğini hissettiler. O yüzden 2022 yılında ve sonrasında ben çok ciddi bir performans bekliyorum. Peki fuar stand yapım sektörüne baktığınız zaman, yani dostlarınıza, rakiplerinize baktığınız zaman, demin Gökhan Bey sözünün arasında demişti ki fuarlar tam bir açıldıktan sonra daha net göreceğiz manzarayı, ama duyumlarınız nedir? Gerçekten işi bırakan, kapanan şirketler çokça duyuyor musunuz? Yoksa hani bu geçici bir dönem miydi? Tekrar bir açılmalar, tekrar bir filizlenmeler var mı? Nasıl görüyorsunuz? Ya maalesef filizlenmeden ziyade evet sektörü etkilediği gibi oyuncuların da ciddi etkiledi. Stand yapım firmalarından da ciddi etkilenen firmalar oldu. Hatta şöyle örnek verebilirim. Bu süreçte işte malzemesini elden çıkarıyor, almak ister misiniz? Efendime söyleyeyim ya da iş başvurularından bunu dolaylı yoldan çok karşımıza çıktı. Yani benim bile şahsi olarak iş başvurusu yapan nereden yapıyor? Bakıyoruz, aa bu firmadan. Firmaya ne oldu? Firma kapandı. Hatta çok böyle hani trajikomik bir anekdot aktarayım. 2020 yılında sözleşmesini yapmışız. Fuar ertelenmiş. Standının da üretimini yapmışız. Firmamızın hatta %50 de ön ödemesini almışız. Bir sene sonra fuar tekrardan yapılıyor. Müşterimiz bize geri dönüş yapmadı. Katılımcı listesinde de var kendileri. Biz aradık. Birebir ben aradım müşterimizi. Dedim böyle böyle bir sene önce biz sizde bir şey yapmıştık, kontrat yapmıştık. Hala %50 ödemeniz bizde. Bir standınızı dedik hani yapmak istiyoruz. Siz de katılacaksınız fuara. Ya bir şey kişi zaten ayrılmış bizde ilgilenen kişi. Yeni yetkilisiyle görüştüğümde şunu aktardılar bize. Ya biz işte eski işten ayrılan firma yetkilimiz standı yaptırdığımız firmanın kapandığını söyledi bize. Biz o yüzden o defteri kapatmıştık, o dosyayı kapatmıştık dedi. Hani başka bir kapanan firmayla bizi karıştırmışlar. Efendime söyleyeyim. Daha sonrasında da işte durumu özetleyince firmaya hizmetimizi de verdik. Evet maalesef sektörde hizmet veren kısmında böyle maddi olarak ve sektörel olarak dayanamayıp elenenler de oluyor. Her kriz döneminde olduğu gibi. Evet, pandemi dönemine denk gelmiş olması gerçekten hepimiz için büyük şanssızlıktı. Umarım bundan sonra herkesin özlemesinin de vermiş olduğu hevesle ve şevkle şey çok daha güzel ve keyifli gidecektir bundan sonrası için. En azından öyle olmasını temenni ediyoruz hepimiz. Stand yapım şirketleri, tamam, o tarafına dair cevabınızı aldım. Ama hani fuar organizatörleri açısından baktığımızda, fuar organizatörlerini nasıl görüyorsunuz? Fuar organizatörleri camiası içinde kayıplar var mı? Kapananlar var mı? Pes edenler var mı? Dağılan ekipler var mı? Hani bunu sorarken tabii ki hani siz burada oyuncu değil ama fuar organizatörlerine hizmet veren tarafta olduğunuz için sektördeki oyuncuların durumunu daha iyi gözlemleyebiliyorsunuz birçok organizatörle kıyasla. Buradaki bakış açınız, tecrübeniz nedir? Yani şimdi tabii organizatör firmalar da olabildiğince sıkıntı yaşadılar. Tam fuarı yapacakken her türlü hazırlıkları bitmişken bir anda fuarın ertelenmesi onları bir sürü taahhütün karşısında bıraktı, savunmasız bıraktı. Yani katılımcılar
ve karşı bıraktığı hizmet veren firmalara karşı zor durumda bıraktı. Çalışanlarına karşı zor durumda bıraktı. Fuarlarına destek veren sivil toplum örgütleri anlamında zor durumda bıraktı. Dolayısıyla onlar da yani sağlam bir mengenenin içinde buldular kendilerini. Tabii ki bu süre zarfında ekiplerde azalmalar oldu. Hani bu işi bırakmayı düşünenler olduğunu da duydum ama henüz kesin biz kapattık diyen ben kimseyi bilmiyorum açıkçası. Hani eğer şu grup içinde bilen varsa da lütfen bizimle de paylaşsın. Dolayısıyla hani onlar için de sıkıntılı geçti. Hani yaptıkları fuar büyüklüğü ve adetine göre ekip bulunduruyorlardı. Yani çok yoğun bir ekiple belki bu salgın sürecine yakalandılar ettiler. Bir de hani bir şekilde katılımcılarla ya da üçüncü taraflarla problemlerini ya da şeylerini sonraki periyoda aktarabildiler ama işte ister istemez çalışan ekipleriyle ilgili bu sefer sıkıntılarla karşı karşıya kaldılar. Dolayısıyla hani ben bunu bir bütün düşünüyorum, fuar sektörünü topyekün bir sınav verdik. Buna bir mali sınav diyebiliriz, buna bir stres sınavı diyebiliriz. Belki buna biraz da işimizi ne kadar seviyoruz anlamında da bir sınav verdik. İşini gerçekten sevenler ve hani bunu yapmayı ben hani bildiğim iş bu, ben bunu yapacağım diyenler yoluna devam ediyor. Hani biraz tereddüt edenler düşündüler ne yapalım, ne edelim, bırakalım, bırakmayalım diye ama benim duyduğum hani kapatan ya da bırakan yok gibi. Ama sıkıntıda olanlar tabii ki oldu, var. Ama eminim ki 2022 yılıyla birlikte onlar da fuarlarını yaparak bu sıkıntılarını bertaraf edecekler. Biz de sonuna kadar onların yanındayız. Katılımcılarına ve üçüncü kişilere verdikleri teknik taahhütler anlamında biz onlarla birlikte hareket edeceğiz. Onların o taahhütlerini onlar adına yerine getirmeye çalışacağız. Bunun da sabırsız bir bekleyiş içindeyiz. İnşallah bizler için, onlar için, organizatörler için 2022 yıl ve sonrası eskisinden çok daha parlak olur. Temennim bu. Bekleyip göreceğiz. Peki soru her ikimize de. Şöyle bir gözlem var. Hani pandemi sanki bir katalizör etkisi yarattı. Eskiden de vardı ama daha fazla ticaret odalarının veya ihracatçı birliklerinin veya sektör derneklerinin kendi fuar organizasyon şirketlerini kurup pazara girdiğini gözlemledik bu pandemi döneminden. Önce de başlamıştı muhtemelen ama sanki pandemi meselesiyle daha bir hızlandı gibi. Bunun altında hani sizce, sizin cepheden bakınca hani var olan fuar organizatörlerinden kaynaklanan bir memnuniyetsizlik mi söz konusuydu? Hani beceremiyorsunuz bu fuarlar, biz daha iyi yaparız gibi bir bakış açısı mı vardı? Yoksa hani ticari bir takım gücülerle para varmış bu sektörde biz girelim şeklinde mi hani özetleyebileceğimiz bir gücü vardı? Nasıl görüyorsunuz hani pandemi vesilesiyle şirketler durmuşken daha çok kurumsal bir yapıların fuarcılık işine girmeye çabasına nasıl görüyorsunuz, nasıl bakıyorsunuz, nasıl gözlemliyorsunuz kendi cephenizden? Ben bir iki bir şey söyleyeyim o zaman bu konuda. Şimdi bu vardı hani ticaret odaları, ihracatçı birlikleri zaten kendi üyelerini hani belli başlı fuarlar, daha milli katılımlar ya da farklı yollarla götürüp oralarda ürünlerini sergilemesini sağlıyordular zaten. Ama herhalde son dönemde buna biraz daha ağırlık vermelerinin sebebi fuar sektöründeki sektörlere zarar veren rekabet olabilir.
Yani aynı konulu fuarlar aynı dönemlere denk getiriliyor. İşte ziyaretçi bölünüyor, katılımcı bölünüyor. Belki katılımcılar ve ziyaretçiler istediği verimi alamıyor o fuardan. Bu da işte oraya katılan katılımcı firmalar, bu ticari örgütlerin üyeleri en nihayetinde belki oralara şikayetlerde bulunuyorlar. Dolayısıyla diyorlar ki yani biz umduğumuzu bulamadık. Benim müşterim bana gelecekken öbür fuara gitti yanlışlıkla gibi şeyler olduğunu duydum, olabildiğini duydum. Dolayısıyla bundan dolayı hani tek bir çatı altında sektörü toplamak anlamında son dönemde buna ağırlık vermiş olabilirler. Ama şu da bir gerçek, bunu hep duyarız organizatör abilerimizden, dostlarımızdan. Ya bir ticaret örgütü, sivil toplum örgütü üyesinin rakibi olmamalı derler hep yıllardır. Ya bu ticaret odaları içinde bunu derler, ihracatçı birlikleri içinde derler. Dolayısıyla hani bu hep böyle konuşulan bir konudur ama bir türlü de hani bu böyle resmi masanın üstüne yatırılıp konuşulmadı bugüne kadar. Belki ondan dolayı bu örgütler hani amacına ulaşsın diye tek çatı altında toplayalım diye de böyle bir gayret içine girmiş olabilirler diye düşünüyorum. Ya tabii devletin teşvikleri de önemli bu konuda. Onların düzenlediği organizasyonlara belki daha kapsamlı teşvikler veriliyor olabilir ve tercih sebebi oluyor olabilir. Ben böyle düşünüyorum bu konuda. Abdullah Bey, sizin görüşünüz, eklemeniz var mı? Ben de öyle düşünüyorum. Yani çok yakın zaten Gökhan Bey'le düşüncelerimiz. Sektöre belki hani destek amaçlı ya da bu ayrışmaları birleştirme amacı olabilir. Bekleyip göreceğiz yeni sezonda etkileri ne olacak, nereye doğru gidecek. Biraz da yaşayarak göreceğimiz bir konu. Evet. Peki bir de sizin son birkaç yıl öncesinde başlayan, tamam biz yıllarca fuar organizatörlerine hizmet verdik ama artık kenardan köşesinden biz de fuar organize edelim gibi bir stratejiniz de oldu. Yeni bir şirketimiz de doğdu, İstanbul Expo. Orada işler nasıl, nasıl böyle heves ettiniz, niyet ettiniz fuar organizasyon işine? Biraz İstanbul Expo'dan da bahsedebilirsek. Aslında çok yeni değil değil mi Gökhan Bey bizim organizasyon kısmımız? Yani eskiye dayanıyor. Evet yani 2000 tabii yani biz hani yabancı müşterilerimizle burada onlara destek sağlayarak biz başladık bu işe ama hani yurt içinde organize etmek anlamında evet 2019'da ilk organizasyonumuzu yaptık. Data Center Expo diye veri merkezi fuarı yaptık. Tabii araya hemen akabinde pandemi girince, salgın girince yineleyemedik onu. Fakat 12 yıldır yapılan bir engelsiz yaşam fuarı var. En son o 2018 yılında yapıldı, 12.si yapıldı. O bizim bünyemize geçti. Onu organize eden arkadaşımızla biz bir birliktelik yaptık ve onu kısmetse 2022 yılında gerçekleştirmeyi planlıyoruz. O anlamda bir gayretimiz var. Bunun yanında da yine organizasyon anlamında farklı konularda tabii ki hiçbiri bizim hizmet verdiğimiz müşterilerimizle örtüşen ya da çakışan konular olmayacak. Tamamen spesifik burada olmayan konular, içerikler anlamında düşüncelerimiz var. Bu hani bizi şeye yani müşterilerimizi ya da bize güvenen dostlarımızı endişeye sevk edecek bir şey değil. Zaten onlar bizi tanıyorlar. Onların çok mahrem bilgileri uzun yıllardır bizim bünyemizde ve tamamen bizde saklı kalıyor. O anlamda ben
O konuda bir endişe ne kendi tarafımız ne karşı tarafta olması gerektiğini düşünmüyorum. Yeni projeler olacak muhtemelen. Henüz üzerine girilmemiş, çalışılmamış konular bekleyeceğiz herhalde İstanbul'da. Evet, o konuyla ilgili hani sadece organizasyon değil, etkinlik sektörüne, fuarcılık sektörüne, kongre sektörüne daha farklı bir bakış açısı, daha farklı bir hizmet açılımı yapacak projelerimiz de var. Şu an olgunlaşma ve görüşme aşamalarında. Yani sanal demek istemiyorum ama hani teknolojiyle harmanlaşmış farklı hizmet türlerimiz de şu an olgunlaşma aşamasında, kuluçkada, öyle diyelim, kuluçka döneminde. Şimdi hani açıklama ayrıntıya girip de büyüsünü bozmayalım. Sektörde zaten duyarsınız, öyle söyleyeyim ben. Peki ben son sorumu sormadan döneyim, dinleyicilerimizi sorayım. Sorusu olan var mı? Bir katkıda bulunmak isteyen var mı? Hazır Gökhan Bey'i, Abdullah Bey'i yakalamışken Ferhan Tinli Bey'i gördüm, el kaldırmış. Ferhan Bey, mikrofonunuzu açmayı deneyin. Buyurun. İyi akşamlar. Sesim geliyor mu? Geliyor, buyurun. İyi akşamlar. Başta size, ekibinize, Sayın Gökhan Bey'e, Abdullah Bey'e çok teşekkür ederim. Çok verimli, çok öğretici bir toplantı oldu. Tüm dinleyicilere de iyi akşamlar dilerim. İstanbul Expo ile ilgili birkaç konuşma geçti. Onunla ilgili ben de katılmak istedim. Ben de İstanbul Expo ekibine çok yeni, birkaç hafta evvel katıldım. Çok eski bir fuarcıyım 96'dan beri. 20 seneyi aşkın organizatör başlığı altında, şapkası altında. Kısa bir süre ANFAŞ'ta fuar alanı işletmeciliği anlamında, sonra destek anlamında, başka konularda. Yani 26 senelik fuarcıyım. Bir de evvel Gökhan Bey'in altını çizdiği konularda ben de bir yorum yapmak isterim. Tabii ki EYAP'la beraber başlayacağımız İstanbul Expo'nun serüveni, düşündüğümüz projeler, geliştireceğimiz projelerle beraber 2022 sonunda, 2023'te ve sonraki yıllarda devam edecek. Ama burada önemli bir şeyin altını çizmek istiyorum. Tabii ki Gökhan Bey şunu söyledi. Bizim yani SEDEF grubun hizmet verdiği çeşitli fuarlarla ilgili bir rekabet söz konusu olmayacak dedi ama ben bunun bir de sağlamlaştırıcı bir şey söylemek istiyorum. Bence fuarcılıkta zaten yapılan bir fuarı tekrar etmenin, bir başka versiyonunu yapmanın çok büyük bir anlamı yok. Evet. Yeni bir fikir elde etmek, yeni bir katma değer yaratacak, yeni bir projeyle çıkmak gerekiyor. Maalesef bu pek Türkiye fuarcılığında uygulanmadı. Şu fuar çok iyi, biz de bir versiyonunu yapalım dediler. O iki fuara da fayda getirmedi. Siz çok iyi takip etmişsinizdir. Ama The İstanbul Expo'nun hem sermayedar ve yönetim kurulu hem de çalışanları, yöneticileri olarak biz sektöre yeni fuarlar, yeni projeler, belki Connex dediğimiz konferans fuarlar şeklinde fayda getirecek işler sunmak istiyoruz. Ben bunun altını çizmek istedim Gökhan Bey'e bu konuda. Altını çizdiği konuda bir ileri gidip bir kendi fikrimi söylemek istedim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Özellikle size ve ekibinize. Bu tarz toplantılar maalesef dediğim gibi 26 senelik fuarcıyı maalesef biz birbirimizle sohbet etmiyoruz. Birbirimizle sorunlarımızı fuarcılık camiasında paylaşmıyoruz. Sizin çalışmalarınız bu yönde çok önemli. Ekibiniz ve sizin. Biz bir araya gelip belki eğitimsel anlamda da fuarcı yeni arkadaşlarımıza bir şeyler sunmak zorundayız. Tecrübelerimizi aktarmak zorundayız. Bu konuda girişimlerinizi çok anlamlı buluyorum. Tüm katılımcılara, dinleyicilere iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim Ferhan Bey. Güzel sözleriniz için, katkınız için çok çok teşekkür ederim. Dediğiniz doğru. Ben de hemen buradan bir yorumla katkıda bulunayım. Ben de 19 senedir fuarcılık sektöründe çekirdekten yetişme diyebileceğimiz tarzda. Ama ilk yıllarda maalesef şöyle bir sıkıntı vardı. Fuarcı fuarcıyla konuşmaz. Konuşulursa proje çalınır.
fikir çalındı diye. Böyle bir korku vardı. Hani böyle TOG'un toplantılara gittiğinde veya işte KOSGEB'in toplantılarına gittiğinde aman aman çok fazla da konuşma, yere bak, kimseyle tanışma gibi böyle bir sıkıntı vardı herkeste. Dediğiniz gibi fuarların replikaları, kopyaları yapılma meselelerinden dolayı. Ama herhalde ülke olarak yeni fuar yaratmakta birazcık sıkıntılıyız. Metotlarını henüz tam keşfedemedik. Oysa diğer taraftan gelişen sektörler var, yepyeni sektörlerin yepyeni ihtiyaçları var. Aslında konu çok üzerinde çalışmak gerekiyor. Hemen emlakçı gibi tamam biz şurayı yaptık ettik satalım falan tadında değil de birazcık sektör ihtiyaçlarını da dinleyerek, sektörün kurumlarıyla beraber yürüyerek düşünmek ve anlamak gerekiyor herhalde diye düşünüyorum. Bu vesileyle zaten Fuarista sahnesi pandemi döneminde ortaya çıkan güzel bir proje olarak şekillendi ama hani maksat da ya bir tanışalım, bir sohbet edelim, birbirimizi daha yakından tanıyalım, görüşlerimizi paylaşalım, birbirimizden öğrenelim diye yola çıkan bir projeydi. Talep olduğu için hani baktık bir 6 ay kadar ara verdikten sonra hadi dedik Ocak ayında tekrar başlamış olduk. Bu sene ikinci senemiz. Söz almak isteyen, katkıda bulmak isteyen arkadaşlar varsa söz verebiliriz. Yoksa ben son sorumu soraraktan toplantıyı kapatalım. Şimdi Abdullah Bey tehlikeli sulara girdi. Baba şimdi bir stand yapımcı şirketin ağzından böyle sanal fuar gibi bir ifade çıktı. Sanal fuar demedim. Gibi. Sanal fuar demedim. Sanal hizmet olabilir. Peki. Ben şöyle sormuş olayım. Şimdi pandemi döneminde enteresan bir süreç yaşadık 2 sene kadar. Önce fuarlarımızın tam böyle kapandığı dönemde böyle sanal fuar muadiliymiş gibi bir hava esti. Sanal fuar furyası bir patladı. Bir sürü yazılım çıktı. Bir sürü yazılımdan bir sürü işler izledik, gözlemledik. Ama şunu sormuş olayım. Şunu da gözlemledim o dönemlerde. Sanal fuara özellikle stand yapım tarafından ciddi itirazlar geldi. Ya biz bu işi istemiyoruz gibi. Ama diğer taraftan da bir sürü güzel yazılım, hibrit projeler, hem sanalı hem gerçeği birleştirecek projeler. Hatta Uluslararası Fuar Yapımcıları Derneği çatısı altında bir sanal fuar çalıştığı yapmıştık. Salih Bey de ekipte görebildiğim kadarıyla o dönemde dinlemiştik farklı farklı projeleri. Sanal fuarın geleceği olur mu Abdullah Bey? Ben size sorayım hani ikinci nesil olarak nasıl görüyorsunuz bu konuyu Sedef Grup olarak? Yatırım yapmaya değer mi alan? Şimdi bu konuya şöyle yaklaşalım. Gökhan Bey'in toplantımızın da başında söylediği gibi eskiden ne fuar alanları vardı, ne bu kadar makine teçhizat vardı eski dönemlerde. Ha, şimdiki dönemimizde evet kongre merkezlerimiz, fuar alanlarımız, çok ciddi teknolojilerde makineler, takım taklavatlar vesaire. Bundan sonrası için evet yani aman aman istemiyorum, ben onu görmek istemiyorum demek farklı bir olay. Hani buna yönelip bakıp değerlendirmek farklı bir olay. Sektörümüzün de dışına çıkalım biraz. Şimdi dünyada artık bir metaverse adında şeyler oluyor. İnsanlar sanal dünyada arsa satıyorlar ve arsa satın alıyorlar şu anda. Yani para birimlerinin artık sanala döndüğü. Dediğimiz gibi yatırımların ve bütün dünyanın hani böyle yöneldiği bir yer var. Evet, bu pandemide bir sanal fuar söylemi çıktı ama inanın sektörümüzün başkenti neresi, dünyayı bir ülkeye baz alırsak herkes Almanya diyecektir. Almanya'daki 50 yıl aşkındır aynı sektörde hizmet verdiğimiz firmalarla da bu pandemi zamanında çok görüştük. Sanal stand yapan firmalar oldu, efendime söyleyeyim. Çok ciddi ilk üçe giren firmalardan bahsediyorum. Bu zamanın konusu olmadığını kendileri söylüyorlar. Hani bırakın bizi. Tabii biz de yani değişkenlik, değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Siz de biliyorsunuz. Evet, arttırılmış gerçeklik. Dijitalleşen dünya, bunlar yabana atılmaması gereken konular.
Ama biraz önce sizin de söyleminizde bulunduğunuz gibi bu bence 21. yüzyılın konusu hibrit olabilir. Yani bu daha bir yapı taşı. Belki ilk adımı. Ha, bundan 50 yıl sonra belki şu anda yaptığımız iş ya da şu bir saat içerisindeki yaptığımız iş yeni fuar olacak. Oturacağız, insanlar birbirlerini buralardan tanıyacaklar. Belki yani sadece fuar olarak da kıyaslamamak lazım. Hani bütün ticaret belki etkin bu tarz online platformlar üzerinden ilerleyecek. Bunu ama bu zamanın yani bu devrin şartında hadi fuarları kapatalım, fuar alanlarını kapatalım, standçı firmaları kapatalım, her şey sanala dönelim. Maalesef o altyapı şu an yok. İleride olabilir mi? Göreceğiz. Elon Musk'a sormuşlar. Ne demiş? Bugün izledim daha. Öleceğin yeri kendin seçmek istersen neresi olsun istersin? Mars demiş. Şimdi yani dilin kemiği yok. Hayal gücünün de ötesi yok. Efendime söyleyeyim. İleride belki ama şu anki devrim konusu değil daha. Peki. Çok teşekkür ederim tüm görüşlerinize. Gökhan Bey sizin bir son sözünüz var mı? Konuyla veya yani, eklemek istediğiniz. Dijitalleşme artık kaçınılmaz. Dijital dönüşüm, her şey sanala gidiyor, her şey dijital ortama gidiyor ama hani sanal fuar en başta dediğiniz için denendi salgının başında. Hala da sürenler var ama yani konvansiyonel fuarın yerini tutunuyor gibi. Çünkü insanlar yüz yüze görüşmek istiyor. Alacağı ürünü, kullanacağı ürünü eliyle tutup hissetmek istiyor. Oturup sohbet edip çay kahve içmek istiyor. Dolayısıyla yani sanal ortamda bu yüz yüze görüşmeyi gerçeğe yakın hale getirecek bir şey olursa belki hani konvansiyonel fuarın yerini alır, fiziki fuarın yerini alır diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir ironi yapalım. Yani fuarlar sanala dönerse biz ne iş yapacağız? Bir de öyle bir durum var. hani çok ister miyiz onu konuşup tartışmak lazım. Belki biz de ona göre kendimizi renove ederiz yani. Dolayısıyla dijitalleşmenin kaçınılmaz olduğu bir gerçek. Buna herkes ayak uydurmak zorunda. Kendi yaptığı iş çerçevesinde. Biz de yaptığımız iş anlamında teknolojik anlamda neler yapabiliriz hep konuşuyoruz. Bu yönde de gayret gösteriyoruz. Hepsini yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? Zaman gösterecek ama işte yeni jenerasyonun bu anlamda daha vizyoner olduğunu düşünüyorum. Onlar aldıkları bayrağı daha iyi noktaya taşırlar diye düşünüyorum. O anlamda da ümidim tam. Çok teşekkür ederim bu akşamki programa katılımınızdan dolayı, paylaştığınız değerli görüşler, değerli deneyimlerden dolayı çok çok teşekkür ederim Abdullah Bey, Gökhan Bey. Kapatmadan önce hemen şunu da söylemiş olayım, haftaya Metaverse konuşuyoruz. Sanaldan ne çıkar ne çıkmaz diye konuşuyoruz. Konunun uzmanı iki tane misafirimiz var. Sanal fuar ve metaverse ne etkileyecek, ne hayatımızı, ne değişecek hayatımızda, etkinlik dünyasını nasıl etkileyecek gibi konuların üstünden geçmeye çalışacağız, bir anlamaya çalışacağız. Uygunsanız efendim hepinizi önümüzdeki hafta Foresta sahnesine yine tekrar perşembe akşamı saat 9'da yeni misafirlerle tekrar farklı buluşmaya bekleriz. Çok çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Ne güzel fuarcılığın farklı bir tarafından sohbet ettik. Çok değerli deneyimlerinizi paylaştığınız için çok çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bize vakit ayıran dostlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Evet. İnşallah güzel günlerde hep beraber görüşmek üzere diyorum. Sağ olun. Sizlere de teşekkür ediyorum. Size ve Aslı Hanım'a bu imkanı yarattıkları için. Sıkı takipçinizdir. İnşallah bundan sonra
Birçoğuna katılamadım ama videolarının %80'ine yakınını izledim 19 programın. Dolayısıyla izleye izleye de geliyorum. Canlılardan da devam edeceğiz tabii ki katılmaya. Teşekkür ederim. Eyvallah. Her zaman bekliyoruz. Herkese iyi akşamlar dileriz. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.